Herkese yeniden merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Birkaç gündür video atamadım. Yazanlar oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz an itibariyle yola çıktık. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Niyetimizi ettik. İnşallah umremizi yapacağız. Bir de senden duyalım niyeti. Lebbeyk Allahümme umre. Amin. İnşallah Allah kabul etsin. Vatanımızın, milletimizin üzerindeki kara bulutlar, musibetler bir an önce inşallah kalkar. Bir an önce yasaklar da kalkar. Sizler de gelirsiniz. Böyle evimizden çıktık. Şimdi Kabe'ye doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz önceden evden çıkıp Mescid-i Nebevi'ye gidiyorduk. Şimdi Rabbim bize Kabe'yi nasip etti. Gerçekten hayatımın en güzel 5 senesini yaşıyorum. Sabah uyandığımda bakın şöyle de yazdım. Sabah uyandığımda eşim dedik hadi kalk umreye gidiyoruz. Ben de nasıl yani dedim. Hadi dedi randevu aldım. Çok şükür telefondan basmış direkt çıktı dedi. Çünkü normalde bayağı bir süre umre yoktu. Özellikle hafta sonları full oluyor Mekke. Her ilden herkes Kabe'ye gitmek istiyor tabii ki. Ben inanamadım şaka mı yapıyorsun dedim ama gerçek dedi. Ben senden razıyım. Allah da razı olsun inşallah. Şimdi gidiyoruz. Hem size böyle Kabe yolunu çekeceğim. Hem de Allah nasip ederse Kabe'ye gittiğimizde şöyle elime de Mekke Medine Riyad yazdım. Sonra eşime hadi seç dedi. Öyle bir Instagram'a reels de çektim hatıra kalsın diye. Ama bütün planı yapan, ayarlayan eşim de çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha sizlerin huzurunda. Şimdi yola çıktık. Yaklaşık 60 kilometre sürüyor buradan. Yani bir saat falan değil mi? 45 dakika da olabilir. Bafra Samsun arası gibi bir şey. Bu arada Instagram hesabım Gülşehri Medine. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Akşam inşallah gittiğimde canlı yayın açacağım. Umrem biter bitmez. Nasıl yapacağımızı soracak olanlar vardır muhakkak. Çünkü çocukların girmesi yasak biliyorsunuz. Öncelikle eşim benim için randevu almış. Kaç? Hangi saatte? 6. 9. Evet benimki 6 ile 9 arası, eşimin umre saati 9 ile 12 arası. Yani izin aldığınız süre zarfında Kabe'de durabiliyorsunuz. Eskiden nasıldı? İstediğiniz kadar durabiliyordunuz. Yani bir giriyorduk. Mesela şöyle söyleyeyim, akşam namazında giriyorduk, 12'ye kadar Kabe'de duruyorduk, namaz bitince dua ediyorduk, tekrardan kaza namazlarımızı kılıyorduk. Çok güzel geçiyordu ama şu anda sınırlı, yani herkesin belli süre kalabiliyorsunuz. Evet, şimdi yola çıktık. Sizlerle birlikte bu anımızı da dakika dakika paylaşmak istiyorum. Şimdi Cidde'deyiz. Şöyle hem Cidde'nin sokaklarını da çekeyim. Bugün eşimle birlikte takım giyindik. O tabii ki ihramını giydi. Bakın şöyle yazdım. Mekke, Riyad, Medine'deyiz. Evet, yes. Çok güzel bir reels çektim. Sen görmedin daha. Hazırlanıyordun Halil'le. Hemen böyle hacı kıyafetlerini giydirdim. Instagram'dan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube story'me de ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın burası Cidde yolu. Baksana dediğim panda buydu işte. Büyükmüş. Evet, hiper panda. Çok büyük. Arabistan'da yaşayanlar bilirler. Pandalar çok meşhur burada. Nereye gidiyorsun Halil? Ne? Kabe'ye. Kabe. Bak ne güzel söylüyor. Kabe. Kabe'ye. Nereye gidiyorsun? Kabe. Aferin Dabe'ye. Çok güzel söyledin. Göster. Oyuncaklarını da mı götürüyorsun Kabe'ye? Halil oyuncaklarını da götürüyor Kabe'ye. Al bakalım. Çocukların girmesi yasak. O yüzden önce ben yapacağım sonra eşim yapacak. İnşallah bir an önce açılır. Hep birlikte yaparız çoluk çocuk. Halil çok şanslıydı. Kaç aylıktı ilk gittiğinde? 2 aylık değil mi? Safa. Faysaliye, Aziziye. Evet, Cidde sokakları. Cidde'yi de çok merak ediyoruz. Çeker misin diyenler de oluyor. Sizin için şöyle Cidde'yi de çekeyim. Rüzgarlı bugün Cidde. Evet, şöyle Elbek özleyenler için de çekeyim. Cidde'de Elbek. Doğru gidiyoruz değil mi? Konumdan açtık şu anda daha ezberleyemediğimiz için. İnşallah en kısa zamanda ezberleriz, ezbere gideriz. Bu arada Kabe'ye giderken sizlerle çok güzel bir anımı da paylaşmak istiyorum. Takipçilerimden bir tanesi yazdı. Mücellacığım sen böyle her seferinde abone olun dediğinde annem hadi hadi abone ol, hemen abone ol Mücella'ya, çok güzel videolar paylaşıyor diyor. Her seferinde anne zaten aboneyiz diyorum ama tekrardan hadi hadi abone ol sen, yine de yine ol diyor. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle çok fazla teyzelerimiz, ablalarımız var bizi takip eden. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
de eşim markete doğru gidiyor. Ben arkaya geçtim tabii ki. Çocuklarla yolculuk hiç de kolay olmuyor. İkisiyle birlikte bir Halit ağlıyor, bir Halil ağlıyor. O yüzden en iyisi arkada olmak. Bakın şöyle markette su testileri var. Çölde bunlar böyle suyun ısınmasını önlediği için bu şekilde yapmışlar. Şimdi eşim çocuklara meyve suyu falan alacak. Yolda bizi bunaltmasınlar diye inşallah. Zaten çok uzak değil, 60 kilometre. Hemen gidip umremizi yapacağız. Bir gece Mekke'de kalacağız. Çünkü gece saat 12'de çıkacağımız için eşim yani 12'de çıkıyor, umresi bitiyor. O yüzden hani çocukları yolda yormayalım diye bu gece de Mekke'de kalacağız inşallah. Yakın bir saat ama yine de çocuklar yorulmasın diye böyle yapalım dedik. Rabbim inşallah vatanımıza, milletimize ferahlık versin. Şöyle size hemen etrafı da çekeceğim. İnanın yolda gidene kadar vatanımız, ülkemiz için hep dua ediyorum. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Bakın yine burada böyle meyve suyu satan yerler var. Şöyle size de çekeyim. Burada taze hurma satanlar var. Aferin. Bakın böyle taze hurmalar çıktı. Şimdi eşim alıyor. Bak. Ha, kırmızı hurma. Kemada. Sarıdan al ya. Tamam bakayım. Adı ne? Sakay. Al. Al, güzel bence. Karşıda Subhanallah. Evet, burada böyle çekmişler arabaları. Aha, açtı baba, hurma satıyor. Çok güzel. Evet, şöyle Mekke yolunda hurmalarımızı da aldık. Al Halit. Hemen Halit bir tane kaptı. Yiyecek mi Halit? Bakın tazecik dalından şöyle size de göstereyim. Yıkamam lazım ama. Allah Allah. Halit hepsini aldı. Bir tane al, bir tane. Bakın gerçekten çok iri iri kocaman hurmalar. Yiyecek mi? Al. Taze dalından. Bakın şöyle sizin için de göstereyim. Bu arada Arabistan'da oturmanın en güzel yönü de evinizden çıkıp direkt Kabe'ye ya da Medine'ye gidebilmek. Gerçekten bu konuda çok şanslıyız. Herkes söylüyor zaten. Bakın daha bu sagayı normalde siz geldiğinizde bunun kuru olan halini alıyorsunuz. Çok da seviyorsunuz. Bu daha dalından yeni. Bakın şöyle içi de yaş, göstereyim. Daha böyle... Ne istiyor? Araba mı istiyor? He. Çizgi film aç diyor. Evet, az sonra açacağım. O benim telefonum ama. Dur. Ha, araba mı istiyorsun? Ha. Nereye gidiyorsun? Yok, Kabe'ye gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi biz Mekke'ye giriş yaptık. İşte bu kadar, gerçekten çok yakın. Yarım saat sürüyor. 60 kilometre 120 ile geldiğinizde, ama burada hız sınırı 120 değil mi? Tam 120 hız sınırı, yani yarım saatte geldik. Çok güzel gerçekten. Ben böyle bayağı uzun sürer diye düşünüyordum. Hatta çocuklar sıkılmaya bile başladılar. Korkmuştum yani. Ama çok şükür vardık, şimdi Kabe'ye doğru gidiyor. Çünkü saat 5.30 şu an. Benim randevum 6'da başlıyor. 6 ile 9 arası Allah nasip ederse Kabe'de olacağım. Sizlere de canlı yayın açmaya çalışırım. Namaz bittikten sonra birlikte dua ederiz. Birlikte amin deriz inşallah. Şöyle sizleri tekrardan özleyenler için Mekke sokaklarında çekmek istiyorum. Kanalımıza yeni gelenler, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle sizlere sık sık Kabe'yi ve Medine'yi çekmeye devam edeceğiz inşallah. Evet, şöyle Kabe'nin
Berlin yollarındayız. Her yere kamera koymuşlar. Bu arada Mekke ve Medine'ye Müslüman olmayanlar giremiyor biliyorsunuz. Onlar için şöyle bir yol çıkacak az sonra. Exit diye çıkış. Müslüman olmayanlar giremiyor. O şekilde bak şurası ne acaba? Otel mi şurası? Resmi bir daire de olabilir. Bak kimde yazıyor? He, düğün salonuymuş. Evet. Baksana camiler çok değişik. Efendim canım. Zaten biliyorsunuz Mekke'nin her yeri böyle taşlık, dağlar var. Şöyle sizin için de çekeyim. Şu anda Mekke'ye giriş yaptık. Otellerin aralarında bile böyle kayalıklar görebiliyorsunuz. Sakin şu anda. Normalde burada bir sürü umre otobüsü olurdu. Aa, göründü. Kabe göründü. Efendim. Ne oldu? Oyuncağını mı alıyor? Alma kardeşim de. Ver ver ver. Bebek alma de. Benim de oyuncağım. Evet. Otur annem. Aha, o kadar zor ki iki çocukla yolculuk. Gerçekten. Kabe göründü bak Halil. Gerçekten buradan göründü. İyi ki bu saatlerde geldik. Gündüz daha güzel görünüyor her yer. Zaten burada bir yeri kaçırdın mı çıkışı yandın. Dön babam dön. Çok teşekkür ederim sürprizin için. Allah kabul etsin. Bak bak polis var, gördün mü? Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerimize nasip etsin. Sen de amin de. Çünkü umreye niyet ettik artık. Rabbim dualarımızı geri çevirmez. Vatanımızı, milletimizi korusun inşallah. Bütün kötülüklerden. Artık bu musibetler bir an önce son bulsun. Elbek otobüsü bak. Evet, şöyle size bol bol çekeyim. Bak buradan Medine'ye gidiliyor. Saat görünüyor. Bu arada Medine Hatim grubumuz var. İnşallah bugün Kabe'de hatimlerimizi dualayacağım. Rabbim kabul etsin. Buradan Tuğba hocama da selamlar gönderiyorum Rize'ye. Allah razı olsun. O da hatim grubumuzda. Bir gün de inşallah Taif'e gideriz. Mina, Arafat. Şöyle size çekeyim. Ay, ben de özlemişim gerçekten. Şimdi bana kızacak takipçilerim. Seni özlüyorsan biz ne yapalım diye. Ama gerçekten bize de bayağıdır yasak olduğu için biz de gelemedik. Evet, bu arada gelen birkaç soruya da cevap vermek istiyorum hazır böyle yoldayken arkadaşlar. Öncelikle biz Kabe'ye gelirken eskiden yani hiçbir şekilde izin almıyorduk. Normal ihrama giriyorduk, niyet ediyorduk, arabamıza binip geliyorduk. Ama şimdi böyle HES kodu gibi bir program var. Oradan izin almamız gerekiyor internet üzerinden. O şekilde gelebiliyoruz. Çocukların girmesi yasak. Eşimle biz de çareyi bu şekilde bulduk. Önce ben gireceğim, umremi yapacağım. Daha sonradan eşim girecek. Bir de hac size ücretli mi diye soranlar da oluyor. Hac bu sene Arabistan içinde ikamet edenler ve Suud vatandaşları için ne kadardı bir kişi? 15 bin. 15 bin riyaldi. Yani yaklaşık olarak 32 bin TL falan yapıyor bir kişi ve sadece bu 5 gün 6 gün falan sürüyor bizde hac. Çünkü biz böyle Türkiye'den gelenler gibi çok fazla kalmıyoruz. Sadece 5-6 gün için 32 bin yani pahalı mı değil mi? Bu biraz göreceli bir kavram açıkçası. Yani günlüğü yaklaşık kaça geliyor artık? 1500-2000 riyale falan geliyor yani. Bayağı bir şaşıranlar olmuştu çünkü takipçilerimden de. İyi de siz orada yaşıyorsunuz zaten, hani neden para ödüyorsunuz diye, onu bilmiyorum neden olduğunu. Mesela Türkiye'den gelenler de yine 30-40 bin TL ödüyor ama onlar yaklaşık 30 gün 40 gün kalıyorlar. İşte bu şekilde yani, hac da ücretli ama umre dediğim gibi sadece programdan randevu alıp o şekilde gelebiliyoruz. Biz ekstra olarak otelde tuttuk çünkü hani bugün otelde kalalım dedik, çocuklar da rahat etsin, bunalmasınlar diye. Aslında çok yakın ama hani ben umre yaparken işte eşim çocuklara bakacak. Daha sonradan ben bakacağım. O şekilde bu arada çok güzel camiler görüyorum. Size de çekmek istiyorum. Onun için bir yandan da bunun adı neymiş? Cami Ehsan. Çok güzel gerçekten. Şöyle sizlere Mekke sokaklarında birazcık çekeyim. Şimdi biz saate doğru gidiyoruz. Zaten buradan da saat görünüyor.
Halit'in ilk defa değil mi? Halit ilk defa. Evet. Evet, Halit'in ilk Mekke'ye gelişi. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hayırlı mübarek olsun. Halil geldi daha önceden. Sen geldin. Evlere bak. Kırmızı tuğla. İşte benim babam burada bir fabrikada çalışmış zamanında. Mekke'de değil tabii, Medine'de. Evlere bak, nereye koymuşlar. Çok korkuyorum ha. O şekilde ben hayatta bırakmam. Halit, Mekke'ye hoş geldin. Haram yemin. Heh, tamam. Bak bak, evlere bak. Gerçekten çok güzel. Aa, buradaymış. Demek ki döneceğiz şimdi, o yüzden. Evet, Kabe yolcusu kalmasın. Bak çok güzel, evden çıkıp geldik hemen. Sen ne istiyorsun anne? Evet, çok şükür Mekke'ye vardık. Şimdi eşim beni burada indirdi. Çocuklarla birlikte otele geçecek. Bir de böyle hurma dağıtacağız. Bayram abimiz için sizler de dua ederseniz Rabbim mekanını cennet etsin. Çocukları bana yazdılar. Hurma dağıtabilir misin babamızın ruhuna diye. İnşallah onun için de şimdi burada Kabe'de namaza gelenlere dağıtacağız. Allah kabul etsin. Mekke'yi özleyenler için şöyle çekmek istiyorum. Şimdi buraya bırakacağım. Almak isteyenler alsınlar. Şimdi benim saatim dolduğu için hemen gitmem gerekiyor Kabe'ye. O yüzden tam böyle yolun kenarına bırakmak istedim ama aslında şuraya bırakayım daha iyi olur. Hem de herkes almış olur. Bunu da benzinlikten almıştık biliyorsunuz. Taze hurma, sagayı. Burada Kabe'de çalışanlara da verelim. Burada da su satılıyor. Pardon, şey, ücretsizmiş. Moya Macana. Moya Macana. Evet, şimdi buradan su alıyorum. Soğuk su, bakın şöyle. Dolaptan veriyorlar. Şu soğuk değil ama. Bunu değiştireceğim. Hurmamızı da böyle geçerken herkes alsın diye oraya koydum. Şimdi Kabe'ye doğru gidiyorum. Bu şekilde bakın. Hatırlıyorum aslında. Buraya gelmiştik. Şu otelde sanırım ilaf. Şu otelde galiba Endonezyalılar kalıyordu. Öyle hatırlıyorum. Evet, şimdi ilerliyoruz Kabe'ye doğru. Su aldım, soğuk su. Şimdi orada birine veririm. Çıkan birine. Çocuklar yasak. Tabii burada soruyorlar hemen izninizi. Öyle herkesi almıyorlar. Ancak izninizi gösterip girebiliyorsunuz. Bakın şöyle kocaman. Saatin tam dibindeyiz. Hatırlayanlar olacak. Çilmoyer. Sanırım burada göstereceğiz. Evet, hem çok heyecanlıyım hem de çok mutluyum. Tekrardan Kabe'ye geldim. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerimize de nasip etsin inşallah. Gerçekten çok güzel bir duygu. Burada temizlik görevlisi abiler de bekliyorlar. Şimdi kapıdan içeriye gireceğim. Gerçekten benim heyecanımı buraya daha önceden gelenler çok çok iyi anlayacaklardır eminim. Tabii maskesiz hiçbir şekilde almıyorlar. Herkese tek tek bakıyorlar. Zaten biliyorsunuz cezası var, söylemiştim. Şimdi hemen köprünün altından geçtiğim gibi artık o Kabe'nin sahasına girmiş oluyorum. Bugün Mekke biraz rüzgarlı, böyle sıcak bir rüzgar esiyor. Akşam namazına az kaldı. Bakın herkes böyle ihramlı. Tabii biz de niyetimizi ettik evden. Cidde Medine'ye göre farklı tabii ki. Cidde'de evinden direkt niyetini edip ihrama giriyorsun ama Medine'de
Abyar Ali'de giriyorduk ihrama. Evet, Mekke'de gün batımını şöyle size de çekeyim. Tabii normal araçların girmesi yasak, taksi girebiliyor. O yüzden beni eşim oraya kadar getirebildi. Bakın yine oteller buradan başlıyor. Bu şekilde. Bilerek böyle bu saatleri seçtik ki çok güneş olmadığı için umremizi akşam yaparız diye Allah kabul etsin. Evet, çocuk yasak ama bunlar nasıl geldiler bilmiyorum. Soracağım şimdi. كيف دخلتوا؟ مو ممنوع؟ دخلنا عندهم هنا في الحجر عادي؟ عادي عشان انا في ولدي صغير عادي زي كذا شوف ايوه عادي خشينا من هنا دخلنا هنا ممنوع اصلا صغار؟ لا مو ممنوع بس خشينا ما يخشون يخشوكي بس تجلسين في الساعة عادي والله انا ما بدخل ما بدخل طيب هنا صغار مو ممنوع؟ صغار مو ممنوع عادي şu sahaya gelebiliyorlarmış. Sadece Kabe'ye giremiyorlarmış. Yarın çocukları getiririz buraya. Bakın herkes ihramlı. Onu bilmiyorduk biz. Yoksa çocukları getirirdik buraya. Şimdi yorgunlar ama biraz otelde dinlensinler. Belki gece yine geliriz. En azından buradan duamızı yaparız. İçeriye giremeyiz ama. Bakın hala Mekke'yi böyle büyütme çalışmaları devam ediyor. Buraya 2-4 yeni minare yapılıyor. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Direkt zaten herkesin yolu ayrılmış. Gerçekten çok heyecanlı. Orada şimdi görevliler soruyor. Ona göre alıyorlar içeri. Kapatayım videoyu. Belki çekme derler. Böyle zemzem de dağıtıyorlar. Bunu gösterip giriyorsunuz içeriye. Hadi bakalım ilk zemzemimi içiyorum. Eyvallah zemzem. Şükran. Evet. Aylar sonra Kabe'deyiz. Çok şükür. Evet, bizi o taraftan içeri almadılar. Kadınlar diğer taraftan dediler. Yalnız geçen gelişimde ben yukarıda namaz kılmıştım. Çünkü bu aşağıya namaz kılacak olanları almıyorlar. Aşağıya sadece umre yapacak olanları alıyorlar. Çok şükür tekrardan gelebildik. Evet arkadaşlar tekrardan Kabe'deyiz çok şükür. Ben şimdi umreme başlıyorum. Umre bitince inşallah sizlere tekrardan dua edeceğim, namaz kılacağım. Allah kabul etsin. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Özleyen bütün kardeşlerime gelsin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet şu an umremiz yarıda kaldı. Ezan okunacağı için bizi kenara geçin dediler. Ama hala tavafı devam edenler var. Bir kere biz eşimle izdihamda kalmıştık. O yüzden hemen burada hocalar uyarınca ben de geçmek istedim.
Şimdi burada namaz kılacağız inşallah. Size Kabe'nin ezanını da çekmeye çalışacağım. Hayya